Mami'nin postu Attım işte. abi. Uzun ilişki sonrası ilk date puanlaması. Evden alıp bırakmayı teklif etti. Artı 30 puan. Ben de şöyle söyleyeyim. 7, 600 lira benzin. Şu hareket artı 50. Bu hareket artı 50 mi harbiden ya? Bence o hareket artı 50 yapan şey şuradaki logo bence. Bence bir tık öyle yani. Bütçe nereye gidelim diye sordu fark etmez deme ihtimalime karşın rezervasyon yaptırdı güzel me mekana gittik. Artı 70. Bütçe çıkarsan abi. Ya bütçe çıkartmaya gerekiyor. Güzel bir restoran rezervasyon yaptırmış. Yani bir de sonrasında nereye erkek, gidelim demiş. Erkek doğmak büyük bir şey ya amınak. Nereye gidelim diye sordu. Mesela şunu da diyebilirdi. Ya güzel bir mekandan yer ayırttım. İstersen oraya gidelim de diyebilirdi. O zaman artı 50 miydi mesela? <laughs> Muhabbet güzeldi. Artı 30 tuvalete diye gidip hesabı ödemiş. Artı on. Niye tuvalete abi? Diye gidip, bu sinemaya ben artı on vermem ya. Bu sinemaya ben artı on vermem yani. Orada çok güzel bir pas var abi. Bunu ben ödeyeyim bir dahakini sen ödersin. Bu ikinci buluşmayı da birazcık şey yapar. İki tarafında niyeti varsa bir dahaki kız şey yazabilir. Ya bu sefer hiç olmadı. Ee, bir dahakini ben ödeyecektim. Bu sefer de gel ben sana bir tane çay ısmarlayayım. <laughs> sen mi yemek yedirdin bana eyvallah. Ben de sana kahve <laughs> ısmarlayayım. <laughs> bir fitre kahve ısmarlayayım 12 TL'den. Yani bir dahaki kız da mesela bunun yolunu yapabilir mesela hoşlandıysa. Kanka şunun çekilmesi bile büyük bir ayıp ya bence yani. Ne Neden kanka? <laughs> Ne bileyim abi yani neyi puanlıyor ki yani çekme mantığını anlamadım videoyu yani. Ya Onu orası zaten yapıyorum. öyle zaten. Neyi puanlıyor Anladın orası mı? çok iğrenç ve ayıp yani. Parası olmasa uşağın amına kayacak suratına bile bakmayacak neyse devam abi. Parası olmasa uşağın amına kayacak kısmına katılmıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> Bak, o kısma katılamadım yani ama geri kalanların haklısın yani. yani. Parası <laughs> olmasa uşağın hamına kayacak. Gayicek <laughs> da başkan, gayemizak mı? Yani? Başkan. Ya sizin restoranda böyle hiç kriz yaşanıyor mu? Hayır, ben ödetmem, ben ödeyeceğim. Sen ödeyemezsin benim hesabımı. Sen kimsin ya? Hesa hes hesabı görene kadar oluyor ya. Öyle mi? Tabi adam açıyor baba hallederiz ya diyor. Herkes çıkarıyor. Almana bölüyorlar artık abi lüks oldu içmek. Mekanda. Eskiden oluyordu ama. Ben birbirine merim atan manyak da gördüm yani. Hesap ödemek için ha. Hmm. Ben ödeyeceğim Orospu'nun oğlu tak 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 hmm. hayır Süleyman öldür o piç kursunu ben ödeyeceğim bir <laughs> söz diyelim ailece bizim aile ödemiş olsun onu öldür Orospu şey. Aa. Ah. Allah istedik yarışı yapan insanları var ya onu ego yapan çok insan var Trabzon'la alakalı değil yani her yerde oluyor Ya bir ego <laughs> değil ki abi o ya bence Var abi zenginlerin var öyle tripleri yani benim hesabımızı çağırıyor diyemez mesela ya anladın mı Ne Giriyorlar abi? o tripleri var abi yaşayan var yani Çağatay 10 kişiye daha abone göndermiş. Çok teşekkür ederim. Çağatay Çok sağ ol. O da garip bir psikoloji demek ki ya. Mekana e, kadar sonra... gidip iyi biçiyorsun. Ben ödeyeceğim. Hı -hı. Ben ödeyeceğim artık bunu da. Bana hiç ödetmediniz amına koyun bütün gün. <laughs> adam onu içermiş anladım. Şey var ya, sonradan parayı bulanlar da oluyor bu aslında. Paranın ağırlığını kaldıramıyor adam. Yani bir o hesabı ödemenin nasıl bir yani. egosu var? Hani ben ödedim hesabı. ...falan gibi böyle bir şeyim var. Benim yani, bildiğim... ...yani şöyle... ...jest yapmak istersin, hesabı ödemek istersin yani. Dersin ki yani ben davet ettim. Kim davet ettiyse o hesap ödemeye daha meyillidir bence. Tamam mı? İki ortak karar evet, alındıysa... ...karşı tarafı da hani yeni tanıdığım insan belki hassastır. Gerçekten kendini sana... ...mesela şöyle de bir şey var. Şimdi Çok pahalı bir yere ben mesela beni... ...ilk buluşmada bir kız çok pahalı bir yere götürse ve... ...çok yüklü bir hesap çıksa... Ben bu hesabı ödetmek istemem mesela anladın mı? Neden istemem? E belki bir daha görüşmeyeceğiz abi. Ümit vermek istemiyorum belki. Anlatabiliyor muyum? Yani ilk birbirimizi tanıma noktasındayız. Herkes kendi hesabını ödesin o zaman. Olur yani mesela bence. Ya abi, benim Çok pahalı de hediye mesela şu... kabul edemem. Çok pahalı benim hediye yani. Şu o işte. Mesela biz bugün bir çift bir arkadaşımızla yemeğe gittik. Bizi aradılar. İşte gelin şuraya yemeye gidelim bir yer açıl diye gittik. Hesap ödetmedi bana. Çocuk benim ilkokul arkadaşım. Dedi ki sizi ben çağırdım ben ödeyeceğim. Bak abi ilkokul arkadaşın arasında zaten bunun konusu olmaz Bak, yani. Ama sondaki cümlelemi sizi ben çağırdım dedi. Ya orada bir aslında o da şey. Yani sizin belki bugün dışarıda yeme planınız yoktu. Yok. Belki evet. bütçenizi ona göre ayarlamadınız. O yüzden benim misafirim olarak geldiğiniz için ben sizin elinizi cebinizi atmanızı istemiyorum. Kötü bir niyet yok burada ve net yani mesaj. Ha, mesela bir dahakine ben ağırlayacağım mesela. O tolere ediyorsun. Doğrusu o, bence yani. Hani çağıran öder ya da fikri ortaya atan öder bence. Ama ilk kızla buluşmada genelde erkeğin erken hesap ödemesi daha doğrudur bence yani. Erkekliğim verdi. Bir racon işte öyle bir şey var yapacak bir şey yok yani. ya. Ha, ben racona olmuyorum dönmesi... da. Dönmesi... E, saçma racona bir racona buna. Ya. saçma ya şöyle, yani. Şimdi karşımdaki insana göre değişir bu abi. Karşımdaki insan bu konuya çok hassas, çok önem veriyorsa. Ya benim için önemli değil ki hesabı kimin ödedi. Ben, ödem, ben öderim mesela genellikle. Ama kız karşımdaki kız ilk defa flört ediyorum mesela atıyorum. Buna çok takıntılıysa yani artık bu onun için çok kritik bir noktadaysa. Ya bu da bizim raconumuz kızım. Bezi ödeyeceğiz abi koyayım. Demezsin. Chat'ten bir tane yorum gördüm. Hak ediyorsa ödenir. Bu da bana aşırı saçma geldi kanka. Kusura bakma amına yani sen bir hesap abi. ödedin diye amına Kız onu hak etmek zorunda da değil yani. İsterse siktir git hayatımdan da diyebilmeli yani. Sırf sen ona hesabı öde, ödedi diye senin ona bir yemek ısmarladın, bir çay ısmarladın diye de yani sana kız amına koyayım boynu bükükleri de oynayamaz ya. Oynamamalı yani. Bunu düşünerek hesap ödüyorsan ödeme zaten yani. O da saçma yani anladın mı? Ya biraz karşındakinin yetişmesiyle bir de ağırlığın alakası var. Genellikle ilk buluşmayı erkek öder. Hani ben mesela eşimden ilk gittiğim zaman ilk ben ödedim. Sonra bana ödetmedi. Dedi ödersen bir daha senden oturup yemek yemem. Tamam bak bu demek ki çok onun için çok şey bir durummuş ha. yani. Hani Dedik ki yani benim param var maaşım var dedi. Her şey sen ödemeyeceksin dedi. Buluşuyoruz her ben ödeyeceğim. Orada onun kalbinde kırmaman onu ezmemen lazım. dedim tamam ödedim. Tabii karşındakini dedim yani. de öyle ezermişsiniz. Ez ezer 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 falan yapmaman yani. lazım. Çağatay 10 kişiye daha bunu göndermiş. Babaannemin kartını patlattın mı? Ayın kaçı bugün 5'i. Ee, emekli maaş 15'inden 15'ine 15 yatsa kanka atat at 50 tane daha at o zaman. <laughs> 50 tane daha at. 50 50 gönder. 10 10 gönderiyorsun. Bir olay oluyor zannediliyor chat'te falan. 50 50 gönderdim asıl onun hesabı şey olur yani. Kaldırın şeyi demiş. Hesabı erkek öder. <gülüyor> <gülüyor> Dostum seni bu çağ dışı yorumundan dolayı kınıyorum bu arada. <laughs> Hesabı ben de ödeyeceğim dediği gün evlenme teklifi etti Ozan diyor. Doğru mu Ozan? Ya siktirsin Oros çocuğu. Ozan Beşinci kim ama ya? <gülüyor> 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 Evlilik teklifini nasıl ettim Ozan? Baba nasıl ettim? 3 4. buluşmamız. Evlen. Yok ya öyle değil. 4. buluşmamızdı herhalde. 4'tü 4. Dört. İstanbul'da. Mekanda ettim ya durduk yere açtım kutuyu düz çöktüm işte. Mekanda bayağı düz çöktü kutu açtım. He. <laughs> <laughs> ya bu da bana çok ge gergin yani geliyor ya. Çok kalabalık bir yerde hemen dedim Allah dedim tamam. Şurada halledeyim de o an bir gaza geldim kafayı da yaptım hemen ufak rakı içtim yarım saatte. Başka yapamayacaktım Abi yani. Abi ben ya. yapamayacağım galiba çöktüm, bu evlilik teklifi taptık, olayını. Tamam. Hani zaten bir adayım yok ama. Olsa da sanki yapam... Mesela şu, kendimi şöyle hayal edemiyorum. Aşkım e, benimle evleneceğim mi? Evlenir misin? Çok hızlı karar vermen lazım. Çok kötü bir pozisyondayım. Arkamdan çatalım da gözüküyor olabilir şu anda. <laughs> bir an önce, bir an önce kararını ver. Bakıyor. Garson bakıyor. Çatalıma bakıyor. Lütfen beni zor durumda bırakma. Bırak şimdi ağlamayı sızlamayı bırak. Şu yüzüğü bir al ben bir doğrulayım. Evleneceğim. Kanka mi? bir dakika şu an benim evliliğim görücü usulüne denk geldi. Dördüncü. Arkadaşlar 6-7 yıllık bir ilişkimiz vardı yani. Farklı illerde kaldık son 3 sene. Öyle diyeyim bari de. Görücüye ben mesela dönüş... nasıl evlilik teklifi yapmak istiyorum biliyor musun? Mesela bak. Kursuna falan gideyim bunun anladın mı böyle. Jonglör mü? Neydi onun adı? Böyle bir şeyleri çevirin tık atayım oradan böyle bir şey gelsin. Çok aşağıdan şöyle bir Animatör. şey veriyorum. Şöyle arkadan vurayım falan hop yüzük düşsün önümüze falan böyle anladım onu denk getireyim. Bak benimle evleniyor musun? Bugün benimle evlenir ya, misin? Evleniyor musun? Ya bana sar mı ya abi. Yok helikopter uçurtarak işte alttan böyle ateşlerle yemeğin böyden. içine koy yüzüğü. Yemeğin içine mi koyayım? Evet. Dostum o kız onu yer. Sonra evlenmekten ben vazgeçebilirim. Hiç gerek yok. Öyle şeylere yani yemeğinden. Pastaya ye bakalım güzel miymiş? Pastanın içinde belki sana bir sürpriz çıkabilir aşkım. Deyip de dişi kırılıyor. Düşsene abone ol. O da faciayla biten mevlilik teklifi yani. Etsi hoş geldin. Demiş adam 10 kişi abonelik göndermiş. Çağatay da 50 kişi abonelik göndermiş. Oğlum yapma bak babaannenin kartını patlatmışsın madem. Yapma Çağatay'ım. Valla çok sağ ol. Şaka yaptım. Babaannene karşı maç etme bizi. Sonra. Ve dayı sen de mürüvvetini göreceğiz. Abi benim mürüvvetimi ben olarak göremiyorum. İlla yanımda bir insanla mı görülüyor bu mürüvvet? Ya hayır senin mürüvvetine ben hastayım zaten. Selam zaten. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Selam. <laughs> Aleykümselam. Belki şey hiç şey çakıştıramadım abi. dostum. Kimselim, bu çağ dışı fikrini. Ben kaçırdım şimdi hesabı kim ödüyormuş? Abi sen dedin ya hesabı erkek öder bitti gitti nokta yazdın ya. Orayı ben algılayamadım. <laughs> nokta ne yani <laughs> anladın mı? Nesini algılayamadın ya? Ya bu kadar rajonlu kez, ben kurtlar vadisinden çıkmış gibisin anladım. Hesabı erkek öder bitti <gülüyor> nokta. <gülüyor> bu da olmamalı gibi geliyor bana. Ben Uzan'dan öğrendim ya Uzan şey yaptı Belki bana aşıladı onu Bak Çağatay'ın yazısına yani. bak. Babanannen mi sevdiğin duyunca 100 daha gönder dedi. Kardeşim kusura bakma 200 <laughs> aboneye babannenin sikemeyeceğim yani. Hiç kusura bakma kanka bak. <laughs> sana, sana bir şey diyeyim mi? Bereket bereket. Bu da değil yani bak. Okey. Okey okay ama 200 abone değil yani. Onu ben sana söyleyeyim. <laughs> bak berekettir ben sana diyeyim. Hiç öyle beklentiye girmesin. Onu sen sana söyleyeyim. Şimdi Berk ilk erkek mi öder kız mı öder? İlk defa biriyle oturdun. Bu Bak ilk zaman. ya ilk. <laughs> Yazıştın Instagram falan filan işte. Bölüşeceksin abi. B Bölüşcan. En doğrusu bölüşmek. Sen, Bak, var ya, sen var çok şerefsiz bir adamsın bir ya. Bir kadın olarak diyorum en tatlısı baş başayken ve başka kimse yokken edilmesi en tatlısı bence. Ha, bir kadın olarak sen baş başayken edilsin diyorsun. Yani evet mantıklı baş başa ken edilmez. Yani öbürü birazcık şov gibi oluyor. O da mesela o da sarmaz beni yani. Garson bizim şarkımızı açsana orospu çocuk. Hesap <laughs> o kadar baş iş ediyoruz sana. Git oradan aç abi de koy kaseti imamına koyayım. Sen ışıkçı çevir abi bize doğru. Tamam bak burada bir or burada bir operasyon var bunun farkındayız değil mi dostlar? Ha, lütfen birazcık sesimizi kısaltalım ama yani çok bağıra bağıra konuşuyorsunuz. Mekan olarak komple. Görgüs ayılar yani oturmuşsunuz buraya amına um. Ben buraya Allah belan versin evlilik teklifi yapmasam buraya sikseler ben gelmem normalde. <laughs> böyle böyle oluyor anladın mı ortam bir anda. Dualar eder insan. Benimle evlenir misin? Mutlu olmak için. Benimle evlenecek mi? Senin Sen ses tonu takip... iyi bak sana hayır demez birisi anladın mı? Ben zaten şöyle yaparım. <laughs> Yavru bu gece benimle evlensene. <laughs> Gel o gece seni karım yapayım. Seni paramparça edeyim ama. <laughs> düşündüm de biz neden evlenmiyoruz? Bak şu. Düşündüm de biz neden evlenmiyoruz? Bence çok samimi bir evlilik teklifi. Biraz da orta orta açmacalı bir evlilik teklifi yani. Sen de düşün neden evlenmediğimizi. Belki sen bir cevabın vardır. Hiç evlenmeyiz. O da olabilir. Biz neden evlenmiyoruz? Çünkü bundan 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 dolayı biz evlenmiyoruz da diyebilir. Peki teklifi ettin. Evet. Ortamda ayarladın ışıkçıyı, garsonu, müziği. Tamam helikopter de Hayır doğrusu. cevabı ha, mı geldi? Hayır cevabı geldi abi. Tamam. Şunu direkt şunu yaparım. O onda insanlar bizi izliyor. mu? Herkes böyle mi? Falan mı yani herkes böyle Aynen. Herkes yapıyor. mutlu haberi bekliyor. Pat hayır geldi. Yani evet, biraz daha gelmez. düşünmem lazım cevabı geldi. Öyle diyeyim. Tamam tak şu yüzüğü. Biraz daha yüzükle düşün amına koyayım. belki yani <laughs> baktıkça hoşuna da gidebilir bir noktada. Beni rezil etme amına koyup tak çıkarırız. <laughs> Hayatım <laughs> yüzüğü tak sen olmadı. Buradan çıkınca satarız zaman okuyun. Paylaşırız bak. Burada beni rezil etme. De olabilir. Ama son oradaki böyle biraz daha böyle gevşek o restoran sahibi falan filan. Yenge nerede ya bu akşam? Ya yok işte abi olmadı o iş. Hani sal bir kere beni bir kızla gördüğünde sal amına okuyun. O yenge belki olmadı yani ten uyumu yok belki amına koyayım artık yani. Her zaman da olmaz ki bu yani. Abi teksin bugün yine falan böyle. <laughs> ya bir kere geldim ben buraya bir hanımefendiyle. Görüşmüşüz olmamış. Yani ben hep tekim. Abi rezi yani şöyle rezillik değil aslında ama şu direkt kalkar şunu derim. Arkadaşlar kabul etmiyor ya derim. Yüzünlü bir şeyle. Koşa koşa eve giderim amına koyayım. Şarkı falan yazarım herhalde ne bileyim ki. Mesela benim eşim bana evet demeyi unuttu ama yüzüğü taktı. Kadın dedi ki kızım evet desene bari millet size bakıyor dedi. Yalandan bir evet dedi öyle. Hani kurtardım yani ben an durumu. Yanındaki abla sağ olsun kurtardı beni yani. Koşa koşa eve gidip bir 31 patlar. Dostum bak şu ergen tayfaya sesleniyorum. Cansınız ciğersiniz ben de hala ergenlikteyim eyvallah. Ama şunu artık anlamamız lazım. Her her musibetin sonucunda bir 31 patlarla bitirmemeliyiz hayatta. Mesela böyle ilerlememeli yani. Ya Bugün ne edecek? Yani bir bahane sunma yani. Bunu istiyorsun, yapmak istiyorsun. O yüzden yap. Anladın mı? Ne oldu? Ya bunu sikeyim ya. Messi bir tane gol atlamadı. Bir tane penaltı kaçırdı. Ne oluyor ya? Ne oluyor yani? Bu niye bir bahane oldu senin için amına koyayım? Çekeceksen siktir git çek. İfşalandım az önce Messi penaltı Bami gibi amına Messi penaltı kaçırdı kafamdan bunu nasıl atabilirim? Gidin <laughs> bir patlasın. Bu olmamalı yani anlatabiliyor muyum? Hayır yani buna bir bahane bir şey uydurmayalım en azından ki yapmak isteyen yine yapsın. Evlilik teklifini kabul etmedi. Tak tak tak. Düşük not aldım. Tak sınavı kazanamadım. Tak tak sınava giriyorum. Heyecanı var. Tak tak denemeye gittim bilmem ne. Yarın dershanem var. Tak dershanem bitti. Tak yarın tatil. Tak. Yarın iş var tak. Bu olmaz. Uyandım. Bu olmaz. Uyandım abi. Kardeşim uyandığında direkt o işi yapıyorsan da sen harbi sapıksındır ama bir anlamda da yani. Direkt yani. Uyandım. Şu patlatayım <laughs> ya hemen. Hemen bir tane patlatayım yani. De yani. Yok mu sizi 31? <laughs> Hasan. Hiç seninle şu an 31 muhabbeti yapmak istemedim biliyor <laughs> musun? Sen ne değil yani şu an. Sen Nane hani bunu konuşmak istemiyorum yani. Yok mu diyor sabah. Aa, var hafta sonu 31'i var ver, ilgilenirsen. Cuma cumartesi yüzden... pazar 31 kampına giriyorsun amına koyayım. <laughs> Günde 8 saat. O, o sensin işte. 8 postadan ibaret her bir şey. Oh, oh, Gece varda vesaire, oh. gündüz varda Bu piç Hasan'ı ben birazcık tahmin edebiliyorum. Evde evdekiler gitti mesela anne baba çıktı evde kimse. Şey. Hemen siteye giriyor böyle hemen. Lan bir dur amına koyayım. Binyen buna hazır beklemesin yani. Biraz da akışına bırak yani. Anlatabiliyor muyum? Öyle daha belki keyifli olur. Abi bence yüzde seksen uyumak için yapıyor ya. Abi ben gidiyor yalan ya. Bu gidiyor yalan lan. Mutfağa falan su almaya gidiyor. çek ediyor yani. Anladım herkes uyudu mu? Herkes uyudu mu? Çek ediyor. Biliyorum bak bu gülen var arkada gülen. <laughs> bak bu adam mesela bak bu gülüşten ben bunu anlıyorum yani. Yalandan tuvalete gidiyor yani. Bakıyor herkes. Kegri Clips'in 31 tarifesini öğrendik. Herkes uyudu mu anladın <laughs> mı? bu adamın 31 tarifesi bu. Gidiyor yalandan buzdolabından ses yapıyor. Hafiften bir ses çıktı zaman hani acaba birileri ilkiliyor mu ya bakıyor. Sonra sabah dörde doğru baba bir uyanıyor ama ona koyayım. Türkçe de konuşmuyor o esnada sabah kalk. Lan falan diye böyle bir, bir ses çıkartıyor baban falan. O sırada işte Tekrar gelip odaya geliyor böyle kitleniyor. Arkana da bakamıyorsun. Öyle bir bilirsin bunu ya. Bunu bilirsin. Arkana dönemiyorsun hatta yani. Çağrı kendini ifşaladı. Hiç de kendimi ifşalamadım. Babam abi benim anlattım. Daha önce de anlattım. Sabah dörde 5'e doğru uyanırdı. Yoğurt yerdi yani. Onun o yoğurt saatini ben artık bellediğim için Kafamda bir yaramazlık yapacak hani en geç dörtte bitirmeli şeklinde yapardım. Zaten Night Might oynuyordum o zamanlarda. İşte savaş başladı dört buçuk gibi. Son postayı dört buçuk önce atılması gereken bir süre orada. Yakalandın mı abi? O alanı değerlendiriyordum yani. Yakalandın mı hiç? Böyle bariz yakalanmadım. Yani şu olmadı yani. Laos sen ne yapıyorsun burada? Lay 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 Anne <laughs> baba ben e, okulun <laughs> bando takımındayım bayrak taşıyacağım. <laughs> Onun bir antrenmanını aldım kendimce. Bayrak olmadığı için yani direkt bulamadığım için. <laughs> Bana çok ben de, de o bahane bir... yemezdi abi işte. Dostum benim babam gelip gidip benim oynadığım oyunlara yorum yapıyordu. Mesela gelip bir tık eski kafa da olduğu için hani babamı çok severim. Ama hani bu bilgisayar dönemini tam yakalayar mı yakalayar. Yani öğrettim ona mesela o dönemlerde bir Dixpal öğrettim. Onu oynayarak mesela ısındırttım yani anladın mı? Yani bilgisayarın hayatımıza girme noktasında ona o Dixpal'la ben yardımcı oldum. Sonra Dixpal 2 çıktı mesela. Bu ikisi çıkmışla o bana geldi mesela bak. Anladın mı? Öyle öyle ben öğrettim. Babam geldiği zaman bana şöyle bakardı yani. Yani Zaten mesela belli bir mesafeden bilgisayar zaten anlayamıyor ne olduğunu. İyice girer böyle dibine girer. Hep de Knight oynarken bulurdu beni. Sürekli sordu bu, bu salak oyundan ne anlıyorsun? yani Salak saçma bir oyundan ne anlıyorsun? Bir kere anlattım denedim yani. Ne anladığımı anlatmaya denedim yani. Baba işte bak burada karakter var bunu kasmaya çalışıyorum. Hep de her geldiğinde de amınakoyim Apostolot'ta görüyor karakteri. Adam da haklı. Git bir eslanta git adam farklı bir mecra görsün ya. Yanlış mıyım? Berke hiç bu mantıksız mı yani? Hep apostolotunda görüyor, görüyor, görüyor. Hep apostolotundayım. Adam ne diyor ki babacım bir haftadır apostolotundasın yani. Siktir git bir maradon yap. Belki de öyle diyordu. Bilmiyorum ki. Benim öyle bir noktaya gelmişti ki oyunu oynama şeyim. Babam beni mastürbasyon yaparken yakalamayı tercih ederdi. Oyunu oynarken yakalamaktansa. öyle Hiç sana. seni uyardım mı? Altın bilgi verdi mi sana hiç? Ne konuda? Mesela bana verdi yani yaşım 13'ken. Ne dedi yaşım Dedi ki sabun kullanma yakar dedi oğlum sabunla yapma. 13'te mi dedi? 13'te dedi de. O zaman bir araya kalalım Aynen. mesela. Sen demek o ki 13'e yani. kadar evdeki bütün sabunların anasını sikmişsin. Aynen da artık dayanamamış ya. yani. Dedi sabunlar oğlum yakar dedi niye ne Niye delik yani dedi. bu sabunlar kim deliyor? Deyip adamın artık yani bir baba <laughs> vasfını artık ben burada bu gömleği giyeyim. Yoksa bu abaza yani evi sikecek yani böyle giderse. Deterjanla meterjan kutumu ter. <laughs> ne? <gülüyor> Evde ne bulursa sike, sikmeden ben buna bunun o böyle olmadığını anlatayım. Mı adam o gömleği giymiş sana aktarmış yani. Adam. Cidden de acıyordu yani amına koyayım. Baba bu işin olayı servis şoförü. Sen onu demesine rağmen denedin mi? Yok öncesinde yapıyordum ama niye yandığını anlamıyordum. Bir iki kere yaptım zaten. Dedi ki amına koydum onu sabun kullanma sikimin saladı, yakar dedi çok. Dedim ne alaka dedi, anladın sen ben dedi. Siktir git, sabun, bırak amına koydum falan diyormuş. ben de şöyle zaten. bir şey vardı. Benim Musa abi vardı servisçimiz ilk öğretim okulundayken. E, ilkokuldayken yani. Ben babamdan almadığım bilgiyi servis şoförümden aldım mesela yani. Babama gerek kalmadı yani. Servis şoförüm çünkü servis şoförü de yani bu işin adamıdır ha. Herkesi bıraktıktan sonra eve giderken o sene öğretir yani. Bir noktada hayatı da öğretir. Öyle bir duayen mi abim? Musa abim oradan selamlar olsun. O öyle öğrendik yani bir noktada bazı şeyleri. Mesela şey demişti. Yapmayın dedi bak bize. onu dedi salak mısınız dedi. Sakın dedi yapmayın. Niye dedik? Kurur dedi. Bir şey dedi. Böyle, öyle bir öyle öyle bir şey söyledi ki arkadaşım 31'e küstü mesela 2 hafta falan. Küstü bayağı modu düşük takılıyor böyle bayağı böyle takılarak böyle okula gitti geldi falan böyle bizi mi trolledi? Biter dedi ya. Sipermin biter dedi. O da Allahsızlık Neyse. dayı ya. Çok acayip bilgilerle büyüdük ya. Çok gereksiz de aynı zamanda. Çok acayip gereksiz bilgilerle büyüdük ne yapalım. Ay. Servis şoförü ama bizim servis şoförüyle ilişkimiz şeydi mesela. Mangala giderdik. Efendim Yani bütün servisi dağıttıktan sonra biz mangala giderdik mesela anladın mı? Ama o dönemde hayatımızda internetin yeri biraz daha çok daha az olduğu için daha sosyal aktivite anlamında böyle şeyler hep yapılırdı. Ya ben Sine 5 izlerken yakalandım bir de. Peki. 5 ama karıncalı ekran izlerken yakalandım. Çünkü o bir tık sapmıştı. Yok baba karıncayı kaldırmıştım ne karıncası. Hayır o karıncalı ekran mı yeni mastürbasyon yapan arkadaş şimdi oldu çünkü. O çok Biz çok yapmıyorduk kötü. da izliyorduk yani. Sine 5 vardı abi ne yapacaksın ya? Yani? Şey, vardı bizim CD'ci vardı. Oyun CD'lerinin yanında porno CD'leri vardı. vardı. Böyle 3 set oyun CD'si vardı. Arkadaşım giderdi sürekli oyun CD'si seçmeye Hı. aynı kategoriye bakıyor ama yani sürekli. Yandan işte porno CD'lerini keserdik. Yani en maksimum bu yani. Bizim meydanda vardı pornocu Ergün. Senin zamanında vardı o adam hiç biliyor musun oraya acaba? Ergün mü? Ha, pornocu Ergün. Abi yeni bir şey Çağrı çıkartma abi. gözünü seveyim hiç benimle alakası yok. <laughs> Çal abi pornocu Ergün. Senin ya yaşta ileri. hiç ben değilim o. Hiç ben sana buradan bir konu çıkmaz o dostum. Sen siktir git. git. <laughs> Onu nasıl durdun durdun pornocu bilmem ne dedin ya. Ama kanka vallahi adamın adı Ergün Plaka kaset pornoydu ya. Meydanın göbeğinde dükkanı vardı bu adamın yani. Şaka değil ciddi gerçek. Reklamcıyız yani. oğlum reklamcıyız reklamcıyız biz pornocu muyuz amına koyayım? Ya pornocuydu adam işte. Pornocu değiliz efendim reklamcıyız. Trabzon'a krekli oyundan ve krekli oyun satarak villa aldı herif 3 tane ya. Trabzon'a krekli oyun ve pornoyu mu getirdi? Evet abi. Maşallah. Ve yerini biliyorsundur anlatsam hatırlarsın kesin yani. Görmüşsün abi ben nereden ya. hatırlayayım gözünü seveyim ben Trabzon'a porno izlemeye mi gittim amına koyayım ya? <gülüyor> <gülüyor> sen niye beni o klasmandan çıkartmıyorsun? ne bileyim türlü? öyle pornocu gün deyince bir an şey Abi yani sen yani. ben sen kalktım amına koyayım Muğla'dan İzmir'e gittim geldim oradan Trabzon'a porno izlemeye gitmiş olamam ki yani. Peki dükkan açmışsınızdır da yolundan dedim. Yok abi açmadık ya. Karlatore 50 TL göndermiş. Malum kiralar artmışken e, 6 ay peşin 3. kademe olarak zamladım kirayı. Önceki başta kaçmış tekrar yazıyorum. 40 liralık kendine misyon ol, bozdum. Seriyi sana bağladım çarık için. Umarım TV için en saçma yayıncısı ünvanı demiş orada kalmış. Kardatörecim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Kemal kardeşimiz sağlıksal bazı problemleri var. Hakikaten bahane değil yani. Böyle nabzı falan böyle bir düşüyor bir kalkıyor. Bir, nabzu nabzı düşüyor bir pipsi kalkıyor. Yani çok karma karışık bir vücut sistemi şu an çok inanılmaz. <laughs> Kontrolü dışında yani vücudu birazcık. Yani mesela düşerken siki kalkıyor. Tam pipisi inerken nabzu normale dönüyor falan. O da kontrol edemiyor bir noktada. Ee, i̇nşallah o da en kısa zamanda sağlığına tam anlamıyla kavuşacak işte bir, birkaç hafta içerisinde inşallah. Kardeşimi ben bu ekranlarda her zaman Twitch ekranlarında görmek istiyorum. Çok seviyorum. Bozmayın. Serilerimizi bozmayın. Biz hep hep beraberiz burada. Hepimiz hepimiziz yani bütün yayıncılar aslında hepimiz kardeşiz. Bak herkesin kendi belki egosu bilmem nesi vardır da özünler herkes çok iyi insanlar. Ben niye böyle oldum yine duygusala bağladım amına koyayım ya. Özledim. Kardeşimi özledim, izlemeyi de özledim. Dubai giderken sorun yoktu. Varmış işte. Varmış. Utanıyormuş söyleme utanıyormuş Ya böyle köşesizliği sana mı geldi Ya bu köşesizlik değil abi Sevdiğim bir adamdan bahsediyorum sana ya Kardeşim kuzen gibi bir şey benim için Kemal anladın mı Yani Sevdiğim bir adamdan böyle bahsedemeyeceksem de sikeyim böyle köşeyi yani anladın mı Köşesizlik illa şey mi amına koyayım Onun aman anasını sikiyim Onun amına, amına koyayım mı bu mu köşesizlik Hiç olumlu yorum Burandırmaz mı yani bu köşe Öyle abi biz pozitif insanlarız. hayatımıza negatiflik istemeyen insanlarız ya. Yani. Esprisine diyorum dostum maksat makara ya. Dostum ben anlıyorum seni maksatın makara olduğunu sana cevap verirken yani genele cevap veriyorum aslında. Taktikli yani. Senin Allah'ına gidiyorum. Evet. Ne de bakacak mıyız? Bak bu videoyu durdurdun. <laughs> Telefonu masada bıraktı hem de ters çevirmeden artı 20. Dostum, ben sana bir şey söyleyeyim. Arifçi çok teşekkür ederim. 100 bit göndermiş Arif, 500 bit göndermiş Arif'i okumamışız. 100 bit daha göndermecan abi, 500 gönderdim dercesine. Onu da yorum. En son 1000 bit gönderince benim sıkalama girdi demek ki. Onu okuyorum şu an gibi oldu. Arif hiç yanlış anlama. E, dostum, ben az önce, az sonra okuyacaktım. Kusura bakma. Çok teşekkür ederim desteğin için. Dostum, bu telefonu masada bıraktığımda ters çevirme artı 20 puan. Bu bir saçmalık çünkü burada iPhone'da bir ton bildirim var. Ama ona koyayım. Mesaj geliyor senin bile ruhun duymayacak şekilde ana ekranı tertemiz yapabiliyorsun. Ayrıca ayrıca e, ghost ekranlar var. Şöyle yandan bakıldığı zaman hiçbir şekilde ekran görünmüyor. Yani masaya koyduğun zaman sadece düzden bakanın görebileceği şekilde bir ekran koruyucusu var. Onu da taktım mı? İstersen yani A, B, B, y, güzel bedava 20 yokmuş. puanı garantiledik. Ha, bu 20 puan haybiyeden gelen 20 puan. Arif bin bit daha mı göndermiş? Arif bin bit daha göndermiş. Arif'im kesene bereket. Çok teşekkür ederim. Kaç TL o bize kaça bırakırsın? Valla bana Dubai'deki adam taktı. Nasıl yani abi? Nasıl, yani? Nasıl, <gülüyor> 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 <Ne diyorsun> <gülüyor> 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 Nasıl yani? O anlamda, o o anlamda diyor, gerizekalı. değil. Gerizekalı. Yok yok. De, Telefon ekranına görecektin. taktı ya. Telefona ekran koruyucusunu o taktı anlamında diyorum. Dubai'de bir adam bana takmadı be abi. Ya salak mısın oğlum? Öyle <gülüyor> <gülüyor> Ya böyle bir itiraf ben niye yapayım gece gece? Mal mısın ya? Herkesin bir özeli var amına koyayım. Şitçi olur da. Ben <laughs> yani, yani neden olmasındı belki de ama ya öyle bir şey olmadı anladın mı? <laughs> bak bu piç kafadan yülen bu kirli klips. Hep bunlara geliyor bak dikkat et. Hep aman biri çağır abime takmış mı? Takar mı? <laughs> bir ona bir şey hep Öğreni bana şey, yaptı. Benim anında yapayım. indirip yükleyecek. Hemen onlara göre da gidecek paylaşacak ama nakoyim rezil edecek bizi yine. <laughs> bir de bir yerde de paylaşıyor. Twitter atıyor, Instagram atıyor, TikTok atıyor. Daha mi yakalayabildim 3 platforma. Bir de 5-10 platform falan yaptı. Diye. <laughs> Kawaii. Abi bu arada özelden bir link attım da ona bakar mısın? Ya Rayedik sen de link atmalara başladıysan biz harbiden ya Rayedik. Hayırlı olsun Ali. Bak attı linke bak. Aferin hocam. <laughs> Adam bir tanıdık geldi ya. <laughs> Bu ne ya? Ha demek ki böyle, böyle. görüyormuş. He, Çağrı abi dünyayı böyle görüyor. Allah affetsin ya Rabbim hepimizi ya. Onur 0 7, 7, 7 Onur. Kaç tane yedi var? 3 tane yedi var Onur. Onur 0 5 lira göndermiş. Donatımı okur musun? Çağrı Brom demiş. E, ee, Onur Donate'in bu okumuş oldum böylelikle. Başka donet attıysan ona hemen bakayım göz gezdirmece yapayım hemen şöyle. Onur 45 TL göndermiş. bir kesinde sizi biri sayesinde tanıdım. Bir buçuk yıl sürdük. Sürdü. Kandırılmışım, aldatılmışım. Nasibin sandığın kişi imtihan oluyormuş bazen. Ee, bir hayat sığdıracağını sandığın kalp mezarın. Olur da bir gün seni görmeden, dokunmadan ölürsem hayallerim. Onur çok teşekkür ederiz 45 liralık donetin için. Ama ha. tam anlayamadım ben. Benim kendi geri zekalılığımdan olabilir. Ee, kesene esene bereket ama. Güzel bir mesaj var ama orada. Güzel de bir mesaj var. Sırf ben istiyorum diye sushi denedi. Artı 40. Tam bir oğlan amına koyayım. Oğlum sakin ol. Sakin. <laughs> sakin ol. Bak böyle git, böyle ilerleyemeyiz anladın mı? <laughs> Sen ya bu kadar yükselerek ilerleyemeyiz yani. Ben sana söyleyeyim. Mesela buradan 40 değil de bir 20 puan alırım. Sırf ben istiyorum diye sushi denedi. Artı 40. Tamam deneyebilir abi. Kanka bu bildiğin maymun erkek falan değil bu adam yani. Abi ne alakası var erkeklikle kadınlıkla ya? Yani? Kanka ilk buluşmadan adam gidip yemediği bir şey yeme zamana koyayım ya. Bırak bu işi dayı biz erkeklik anlatmayın. Biz de görüştük millet. Yemediği bir şey ne zaman yiyecek yani bu çocuk mesela? ikinci buluşmada mı yesin yemediği bir şeyi? Ben konuşmuyorum abi yok. Ya daha, konuş abi çete okumadan konuş abi bak şimdi chat çete Okumuyorum abi bence faul bir hareket yani beni üstüne sushi yedi ilk defa buluşmuşum yani niye yiyeceğim senin sözünü diye sushi? Abi sen ama sen kavga etmeye mi gittin yoksa bir insanla görüşmeye <laughs> mi gittin anlamadım ki ki? Sen ama yani senin bu tavrın. sen mevzuya gitmiş gibi konuşuyorsun. Ne yiyeceğim lan senin önerdiğin amına korum senin gibi gidiyoruz yani burada hani iki taraf da birbirini abi beğenmiş. Ben istiyorum diye sushi denedi diyen. Bu kadın. Bu kesin demiştir ki ay içemedim ama senin için denerim diye bir oğlandır yani. Benim bir bakış açım bu yani. Hay şu da olabilir olamaz mı yani. Ya canım hani böyle böyle. canım değil de belki şeydi mesela. Ya biz sushi hiç yedim mi hayatım? Hiç yemedim ya. Ya bir kere benim için dener misin? Yeniliğe açık, açık bir insanım. Denerim. Bu da olamaz mı? Belki bu sushi yedi. Arkasından burada kendisi kebap da yemiş. Üstüne de sushi yemiş. Olamaz mı yani? Kanka onu demiyorum bak. Ben bir kızdan İlk etkilendiysem, konuşma. tamam mı, evet. karşımda bir kızdan etkilendiysem bana bunu denemelisin dediği bir şeyi dikkate alırım yani kendim açımdan. Bu da eğer bunun karşılığı da yavşaklıksa, evet ben bir yavşam. Kanka zaten videonun, video baştan aşağı yavşaklıktır. da buna müsaade etmiş zaten. O yüzden sorun yok yani. Sushi yiyebilir. Eğer yani bunun karşılığı buysa diyorum arkadaşlar. Şimdi iki taraf da birbirine belki daha önce denemediği şeyleri önerecek. Belki çocuk da gecesinde dedi ki anal denedim mi hiç? Bilmiyorsun evet. ki abi devamını. Şu da karşıya da geçebilirim. Denemedim. Sen benim için suşu yemiştin. Ben de yiyeceğim bu yara olmuş olabilir. <gülüyor> 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 Öyle olmuşsa her şey okeyiz de soruyorsun. Ha, ha bu işte de iki yüzlülük. Böyle oldu iş iki yüzlülük. Böyle bir şey olamaz. Sabaha kadar sushi yerim saçmalama. Ya şerefsize bak. 200 yüzlülüğe bak. Seninki de olursa o zaman okey. Öyle bir şey mi var abi? Dördüncü buluşmada evlilik teklifi ederim ama ilk buluşmada suşi yemem. Tekir Bey 100 bit göndermiş. Abi ilk buluşması son buluşması var mı bu suşi yemenin ya? Bir gün yiyeceksin abi sen de yiyeceksin yani bir gün denk geleceksin yiyeceksin. Yok acılar be biliyorsun. O suşiyi bir sike sike yiyeceksin o noktada yani. Baba net net yemesi gereken bir suşun yenilmesi gereken bir suşi. Yemeyeceğim. merak ettim. Devam etsene abi. Yemeğini bitirmeyen erkek. Eksi 20 beğenmişti. Arkamdan mağalar. Kanka Yemeğini ben yenecek bir şey erkek. göremiyorum şu an orada. Neyse de. Makarna işte. Ya. Bir de ağaçlar var. Işte, elen brokoli da yenecek bir şey değil o tabak ya. Kapıyı açmasını beklemiyordum Artuz. Bu biraz şov işte. Honos sakin. Honos, Honos, bir dakika dur dur. Honos sakin. Honos karşılığı da olacak. Kanka, bak, bu bak, bu harbiden bak, bak burada. karşılığı bu... <laughs> da olacak. Erkek de isteyecek sana sakin. Şimdi belki sen ona kapını arabanın kapısını açacaksın. O sana belki bambaşka bir şeyin kapısını açacak. Eğer bu bu şerefsizlikle Baba, ilerleyeceksin. Baba birisini atıyor. Beni eve alıp bıraktı diye başladı o video. Sen onu geç. Ayşe bırak abi. Ayşe bırak abi. Ya bu kapı açmamalı mı? Açılmamalı mıydı? Bu mu faul? Kanka mü? Bak, Öyle bir duruma bağlansa bile ben o kapıyı gene açmam yani. Açılmamalı abi açsın insin ya yani. öyle bir şey mi var yani? Peki hangi şartlarda bu kapıyı açarsın Honos? Hiçbir şartla aç açmam mı? Kanka bineceği zaman iyi bir mekandan çıkarsam arabayı binerken kapısını açarım ama inerken inip kapısını açmam insin diye. Hiç anlamadım biliyor musun hiç? Ben Baba bir yerden çıktım bir mekandan arabaya bineceksiniz. Orada kapısını açarım binsin diye. Ama eve bıraktım. inecek ineceğim. Kapısını açacağım. Onu indireceğim aşağıya. Kapısını kapatacağım. Hayır. Baba diye. işte mekandan çıkmışlar kapısını miyim açmış, miyim yani. açmış işte. Artı tamam, puan. Binsin diye açtı, Binsin diye Hayır eve bırakıyor abi. Hayır hayır. Hayır ha, biniyorlar. ben finale doğru geldi ya saniyeler. Abi eve bırakacak zaten. O yüzden araba biniyor. Eve bırakmayacak olsa zaten kapı niye açsın amına? Pardon, Kapıyı açıp hadi görüşürüz pardon. diyecek hali yok. Dur belki inerken de açıyordur ya ileride. <laughs> Aynen boş etmemiş olur. Dur küfürünü sakla inerken seversin. Yani bana burada samimiyet dışı gelecek olan şey şu olur. İlk buluşmada bu kapılar açılıyor. O şeyler yeniyor. İlişkinin 3. ayında hala açılıyorsa bilmem neyse okey. 9. ayında da bu kapı hala açılıyorsa mesela o zaman okey abi. Ama ilk buluşmada o kapı açıldı. Bir sene sonra. Gidip, benim kızım açtım. Sa Buna evrildiyse mesela o zaman samimi hareket değil. Belki çocuk kapı açmayı da seviyor olabilir yani. Kanka bilmiyorum bence bu kadar fazla Ben açmazdım. Yani. Ben açmazdım. Dünyanın ben en iyi mekanından da çıksam. Gel bakalım yapmam yani. Açık konuşayım. Ha bu yapmamam benim yobazlığım da olabilir. Belki benim şeyim de ama benim düşüncem o şeydi O şovu sevmediğim için yapmazdım yani. Yapana da bir şey diyemem tabii ki. Onosu kadar böyle net bir cevabım yok. Yani bunu yapan şöyle şöyledir gibi bir cevabım yok ama ama sushi'yi denerdim mesela. Veya işte başka bir şey dene dese denerdim mesela. Belli bir sınırı tabii ki var. Kanka bak bir şey denemesi değil konu. Benim için denedi demesi beni gıcıkıyor. İlk buluşmana bu neyin yumuşaklığı yani. Teslim olmuş herif bildiğin ya. <laughs> Adam teslim olmuş. Çelepçeyi taktırmış kafadan zaten ilk buluşman. Oğlum gece gökten vermeyecek ki çocuk ne alaka. suşi denemiş işte. <laughs> Abi <laughs> adam bir suşi denedi bir de kapı Konuş açtı onu. Sen bu çocuğa orospu çocuğu demedin kaldı. Bir anasına babasına sövmedin kaldı herifin ya. Bir kapı o açtı bak. diye. Bana şimdi ayak yapmayın. Tamam mı? İlk buluşmada hiçbiriniz bu teslim olmazsınız. Bana bir şey anlatmayın hiçbiriniz. Belki sen hiç konuşma. Konuşma lan yani, bu adam adamlı sizden mi öğrenecek? <laughs> Hayır yani bir şey deneyebilirsin dayı ama benim için denedi yazması beni gıcık ediyor. Geri sar öyle yazmış İlk buluşmada bu kadar gerek yok ki yani bence ne demiş? Öyle başlarsan Boku yersin abi ikincisinde yani Sırf ben istiyorum diye Sushi denedi Buna mı takıldın Bilerek yazılmış evet, gibi geldi bana ilk, i̇lk buluşmada böyle bir şey saçmalık bence yani Çocuğun kendi kendine sushi denese Puan niye kazanıyor ki Kızdan puan alamaz ki yani Bu çocuk bugün hiç denemediği bir şey denedi kendi kendine Artı 20 puan bir, öyle ilk bir gün, puanlama bir, yok Ülk gün ilk günden bana teslim oldu şey videosu bu yani. Bence başka bir şey değil. Sen burada çünkü... adam mı kuruluyorsun, kadına mı kuruluyorsun? Vallahi ben adama kuruluyorum. Bunu ben... yazan kadın ama abi, değil mi? Ya tamam abi, adamın denemesi beni kıcık ediyor. Ben istiyorum diye denemiş herif. Kendisinden Kaçık dolayı ya. denemiyorsun şeyi. Ben anlaşamıyorum sizden abi. Ya anlıyoruz abi, seni anlıyoruz. Tam olarak sinirinin peak yaptığı noktayı ben anlayamadım. Baba sinirimin peak yaptığı nokta direkt ilk günden adam ilk burcuna teslim olmuş ya her konuda yani. Teslim. Oğlum. Adamın kendine bir saygısı yok. Herifin özgüven eksikliği var. Belli yani videodan. Çok belli yani. Ben de burada yemeğini bitirmeyen erkek olarak daha... atletilmek istemezdim. Yani hani ben sonuçta günün sonunda yani o kadar sushi ni yedim. Hani Anladım mı? Günün sonunda yemeğini bitirmeyen erkek. Mi ama yani? çok puan kırmamış ya. Yani tamam 20 puan kırdı belki ama Ya çok puan kırmadın he mama amına koyayım. Günün sonunda aşkım buradan niye 20 puan buradan kırdın mı diyeceksin. <laughs> ben çok abi takıldım puanlara. kaçtı şampiyon? Allah Allah. Abi. Hani ben buradan kendimden yemeğini bitirmeyen bir erkek olarak bahsedilmek bana birazcık o ters gelirdi işte. bırakmak konusunda ciddiymiş her şey güzel de testi geçti. Ha, Buyur. Geçti, geçti. Güzel Eğer bu geçti test mi? Bir... Aa ben şimdi senin anladım neye sinirlendin. Bunun bir test olmasına sinirlendin sen. Adam bildiğim bunun tasmalı oh, maymun gibi video çektirmiş kendini. Adam adam değil benim gözümde böyle bir herif yani. Bu adam bize ulaşıp bu sorunu ben Honos bu adam ee, çözmek istiyorum Discord'da. Bu adam bu videodaki bu sen kim ulaştık? köpeksin test yapıyorsun amına koyayım ya böyle bir video olamaz ya İzledim. ben mesela şöyle söyleyeyim ilk buluşmada alacak böyle video falan çekecek böyle böyle yaptı buna 20 puan buna 20 puan falan yapacak ben git derim yani ben de öyle bir şeyim Burak Yalçın 250 TL göndermiş 250 gönderince iki defa mı okuyor teşekkür ederim yeniden bir de kendi bestemle geleyim dedim dinlersen mutlu edersin. Burak'cığım çok teşekkür ederim 250 TL için çok sağ ol. Artı 20 puan aldın. <laughs> bakarız kendi bestene de bakarız. Şimdi Çağır şey abi. gibi olmasın 250 lira attın senin bestene bakmak zorunda kalmış gibi olmayalım. Tamam mı Burak daha doğal bakalım senin bestene bir dahaki ay. Çağrı abi şöyle bir şey müsaade eder misin? Ben eminim ki o adamın uydurduğuna haberi var. Söyle abi. Etmem. Şöyle bir şey müsaade eder misin abi? Hı. Buna ne zaman müsaade ederim biliyor musun? İlişkimiz çok iyi gidiyordur böyle. Makaramız şeyimiz yerindedir. Birbirimize böyle üzerinden mes şaka yapıyoruzdur falan filan. Ne yapıyorsun falan gibisinden. O zaman buna kurgulu çekmeye okey olabilirim belki. Ama tabii böyle değil. Benim için doğru bir şey de suşiyi denedi değil de işte farklı şeyler denedi. Artı 20 puanları bu sefer çıkardı cepten. Adam dese ki sushi yemek istiyorum. Tamam ye abi sorun yok. Ama ben istiyorum diye denedi yazması çok saçma yani ilk buluşmadan. Beni sadece test kısmı benim birazcık üzdü. Günün sonunda. Mesela bu olan intihar, et, intihar etmiştir o akşam. Yani yani hayatımız yani 3 saatlik bir sınav olmamalı yani. Özellikle böyle bir noktada. Belki evlenecek abi hayat sonuçta yani anladın mı? Burada 3 saatlik bir buluşmayla anlaşılmamalı. Her yerde olduğu gibi. Nasıl bağladım ananı sik. Nasıl bağladım ya. Çok güzel bağladım vallahi Tebrik ediyorum. Semikovs 50 TL iyi yayınlar Buracım demiş. Buracım çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Eyvallah. Bırakmak zor konusunda ciddiymiş her şey güzeldi. Hocam yanlış anlamayın. Bir kızı evinden aldıysan dönüşte daha görüşürüz diyemezsin. Bu böyle yazılı olmayan bir kural olduğu gibi. Kız kendi imkanlarıyla geldiyse dönüşte bırakıp bırakmama hala senin inisiyatifindedir. Ama sen kızı gidip alıp geldiyse evine de bırakmak durumundasındır çünkü bir noktada o zaman kız, kızın gidebileceği yerler kısıtlı olması gerekir. Hani atıyorum bambaşka bir yere götürün o da kız nasıl dönsün? Bunlar düşünülmeli yani. Serkan sen de not al yarın bir gün belki bir flörtün falan olursa. Sana <laughs> süreden ettirirse ye. Yeah. Onu. Benim şöyle bir düşüncem var bir de biraz peki kafanızı arattım ama şu Estağfurullah. Ben, bu, ben bu kuzu düşürürüm mentalitesiyle şöyle bir şey ayak oluyorsan sen ölene kadar elini sikersin abi böyle bir mantık yok yani İğrenç bir video yani <laughs> bu, bu kadın azıcık şeytan olsun bunu iki sene sağır yani sığır gibi sağır bunu yani Peki kız beni aldıysa geri bırakmazsa alınır mıydın alınırdım abi Kendimi değersiz hissedebilirdim mesela. Kız beni kapımdan alıp kapıma bırakmadıysa. Ha, ama geçerli bir sebebi vardır. O esnada. O zaman okey bana açıklamıştır onu. O zaman tamam takılma. Ama beni evimden aldıysa prensesler gibi bana o günü yaşatmalı yani. Kimse yanlış anlamasın. Kız da bu ha. Bu anlama yapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a ekber. evet, estağfurullah ya. Çağrı abi senin tayfa toplanmış yayında. Kim onlar? Attım. Bak salak salak bir şey atma yine ya. Aha. <gülüyor> <gülüyor> hani arkadaşlar 800 <gülüyor> kişi olacağız. Bunu takılıyor. Dedi mal oluyor ablacım ne yapıyorsunuz ya bu, kalp... bu yayın nasıl bir yani? yayın ya abi bu yayın şöyle bir. burada bunlar yatsı yıkıldıktan sonra toplanıyorlar abi sabah namazına kadar burada kasıyorlar sabah <laughs> namazından sonra yatıyorlar <laughs> kalkıyorlar tekrar günün devam ediyor bu mevzu ama bu kurul yatsıdan sonra toplanan kurul biliyorum Saattaki teyzenin kamerası benim kaynanam abi. birebir aynı. Çağrı Ergün yorum yaptı. Oğlum salak salak yazmayın. Ben yorum yapmadım. Yukarıda gitti. Kafamıza taş mı yağacak? Bak yine yazdı. Yağmaz yağmaz. Şey sorsanız Bende de var Teyzelere şey sorsan evrim teorisi hakkında ne düşünüyorlar? İyi teşekkür ederim. Ablam sana yeni bir mikrofon lazım yazdınız Arkadaşlar bir beğeni verin, bir destek gelin şuraya bir güzel bir asadan bir şeyden gelsin bir ayıcıktan. Teşekkür ederim. E hoş geldiniz. Ve bereket çok. Muazzez da. ne yapıyorsun? Hedefim tamamlayan inşallah. Bir, <laughs> kral kral kralite gelir inşallah. Be, be. Aleyküm selam. Sera, Aleyküm teşekkür teşekkür ederim. Ya, canım, Allah, canım. Allah Allah elini şöyle bir kalp çıkıyor. Biz de yapalım bunu ya, ya mami. Teşekkür be, be. ederim. Ama ne kadar güzel ya, yapıyor, yapıyor kalbi. Aynen, can kim canlar can can. Aynen. 100 ederim, 100 ederim, Allah razı olsun. Ya çağır her gün kalp atıyor bu bir kim oğlum de bizim de kanal de mı bu? Bak bu diyor. bizim kanalsa sikeceğim. <laughs> <laughs> bu kimin kanal abi? Bizim kendi kanalımız mı bu? Teşekkür ederim bana Bilmiyorum. bana. Tıklasansanız bu bizim ki... bizim kanalımız Kegri e, kalp evet, o çünkü veya Mamide de olabilir. Allah razı olsun. Sevdiğine kavuştursun inşallah. Ahmet hoş geldin. Teyzeleri gidip bana bir sözleşme duası ettirseniz. Geldiniz arkadaşlar. Teşekkür Ula ederim. Olun. Teşekkür ederim. Sağ ol Allah Baba, razı olsun. Baba sen bir nazar duası al. Bir kurşun döksünler sana orada. Amin. Seni iki yıl atar abi. iki yıl atar seni. Berkan Beşiktaş'a e görmüş Abi Honos abi haklı. Mesele evet, yeni şeyler denemek değil. Mesele bir şey onun için yapmak. Daha ilk buluşmadan onun için böyle şeyler yaparsan. Kıza ileride verecek hiçbir şeyin kalmaz ve sonunda bir bahaneyle terk edilirsin. Bazen bilerek bile hayır. Evet arkadaşlar canlar. Kanka onu genelleyemezsin Hı -hı. oğlum. İnsanından Hı -hı. insana göre değişir ya. Vallahi ben bu bir tık yaşanmışlık sezdim ama neyse. Tabii abi öyle <laughs> değil. Yani. Her şey evet demiş. Olmamış. Konvoy yaptık. Konvoy yaptık diyor. Ne zaman yaptınız teyze? Tövbe <laughs> estağfurullah. Aha gördün mü karbi efekt oy ya tize ya ben yarışta ben nereye ben kaldım ki biz kalıyoruz ki Behçet Abi benim aklım hala almıyor bu yayını da. Ben sağ alttaki ablanın hala kendisini kamerada nasıl göremeyip de şüphelenmeyip kameraya niye aşağı indirmediğinde yani. <laughs> o benim kayınvalidemin kamera açısı ya ona ben alışkınım. Kim atıyor bilmiyorum ki. Atın hadi biriniz kim atıyorduysa. <laughs> Ahmet Ceren hoş Atın lan biriniz evet, abone olacak. hadi iyi. olsun. Ha. Ama bu yayın var Ama var. Ya desteklesen olacak. desteklemezsen yani. olmaz. İyi aşağınlar, iyi aşağınlar. Direkt gül suyu ya. Kolonya değil. Tütün kolonyası dayı. Turuncu olan var ya bak net. Okan'a <laughs> hoş geldin. Hoş geldiniz. Konsept şey mi sadece? Hoş geldiniz. Görüşürüz. Bak size kalpler yapıyorum. Semikofs 50 ya, liracık göndermiş. Mobilden de abonelik. E uçak muçak at PNK. bir şey at ya. DJ Khan'ın ekstra an. damar yazıyordu videoda. Benzof 20 tane göndermiş. Abi ya. sevgilimle 3 yıldır birlikteydik. Kötü bir dönem yaşadım. Başlarda destek oldu ama çok güçsüz kaldım. Değiştirebileceğim bir durumdu ama değiştiremedim. Ee, o da bu şekilde iyi gitmeyeceğini söyledi ve ayrıldı. Ne yazık ki hatalarımı nokta nokta geri... Gelmemiş kanka. Değiştirebileceğim bir durumda ama değiştiremedin. Evet ama artık yapacak hiçbir şey yok dostum. Geçmişe dönemeyiz. Ee, maalesef, mas maalesef önümüze bakmalıyız acım. O yüzden geçmişteki değiştirebileceğin şeylerin farkında olmam bile bence seni değiştirmiştir diye düşünüyorum. Bu bile güzel bir farkındalık. Sıkıntı yapma önüne bakmalısın. Önüne bakmalısın. Konuş, konuş baba, konuş. Semikov sildi TL gönderdi. Mobiden abonelik gönderemiyor Allah. muyuz kanka demiş. Mobiden abonelik gönderemiyor yüzü Gerçekten bilmiyorum ya. Belki panelden linki falan varsa oradan gönderiliyordur. Şu iki videoyu da izleyip ondan sonra FIFA'ya geçeceğim. Videodan önce bir araya girebilir miyim? Sonra tabii yapacağım. tabii. Baba. Canını Şu kanlı ölü bir ara yapalım da baba. Baba bak bu rolcu olarak sizler buradasınız oğlum siz söyleyeceğiniz bu tarihte okeyiz izleyeceğiniz ben yapacağım. Baba sen randevu yazdıracaksın biz geleceğiz daha mına koyayım yani. Hafta tamam. sonu hafta sonu yapalım. Belki ne zaman müsaitsin? Ya bana hafta sonu dışında çok zor. Ben hafta sonu diyorum o yüzden. Hafta sonu mesela cuma dahil midir? Cuma gecesi bu mesela bu hafta sonu. Dahildir. Benim için kafi. Yani cuma arası pazar, pazar mıdır bizim. yani senin için bu iş. Aynen. Aynen. Baba cumart, ben cuma, cumartesi direkt ben ya. Cuma da olur cumartesi daha iyi. Sabah Bu office, sefer akşam biraz erken yapalım peşindeyim ya. Saat evet, evet, 9'da evet. girelim saat abi, abi yani. Ya. Girelim. Abi o biraz bende zor. Ben restoranttayım Çıkamam saat 10-11'de falan. Kaçta çıkacaksın oğlum? 10-11'de falan da çıkamıyorsun. 12-1 ar arası kaçalım. 12-1'de yine... 12 e nasıl oğlum. sarkıtalım koyayım 5 maçı? Baba yani nasıl bir yalan konuşurum bilmiyorum onu şeyde geçeceğim o zaman. <laughs> Büyük sıkıntıya girerim yani. Kafama sıksam daha güzel yani onu eve gelmekten. Ama Canım. oynamazsın koyayım um o hafta. Madem yani 12'den sonra çünkü sen 12'de sonra diyorsan senin gelmem ve bizim maça girmez 1. E 5 maç Moa 5. Hani 3-2 bitse sabah 7-8. Ben siz kanlı rolü amına koyarım. Öyle kanlılar olmaz abi. O zaman Tam baban ben izin alacaksın. Gelirim. Sabunlardan uzak duracaksın. Eceğim baba Sen baba yarrağın Bırak beni Allah'ını seversen. Ben hallederim onu. Çözeriz onu o gün. Yapacak bir şey yok. İyi bakalım. Tamam abi. önceden haber verin de 5 gün yağlayayım onu. Tamam söz vermemekle beraberinde bu cumartesi ben bir planlama yapmaya çalışacağım.

Ercan! Anladım çünkü. Lan Ercan! Baba ben sana bir şey söyleyeyim. Nereden nereye be? Bak baba bu hikaye doğrudur Ercan'a be. Ercan'sa kesinlikle olmuştur bu. Dedem sen... <laughs> Ercan Beşiktaşlı bir daha koyayım. Evet Ercan bu. Dedemin bu şu dedemin, dedemin basireti kapalı ya Abi kadın ya, de Dedem Ya. Yani. Ercan'a ama çok üzüldüm ya şu an. Ah be abi. Olsunsa Ercan gitme benden şarkısını da seviyor demek kız. Amın tamam, gözleri bozuldu amın akım şu günden sonra ya. Allah ben ya bu da yani kanka olmaz ama şimdi. Burada git hüznünü yaşa amına koyayım ya. Ben kızım bir anda çekip gitmesini tam takıldım oraya. Kız ilk seviniyor. Ne yapıyorsun salak? Beşiktaş'ın aşkına tak şunu falan diyor. tamam onu orada al o kadar insanın önünde bizi rezil etme al onu orada sonra gidelim bir mekana gidelim oturalım De ki ben bunu orada sen şey olma diye camia adına hani taktım ama benim şu an seninle evlilik düşüncesinde değilim ne seni oyalayayım ne sen beni oyala biz normalde fuck body takılan bir ikiliyiz falan diye böyle ekstra açıklamalarla yani buna gerek yoktu yapma bir daha da yapma beni şu an çok zor durumda bıraktın anlatabiliyor muyum yapma bunu insan içinde bari yapma amına koyayım ya deyip güzel bir dille anlatabiliyor muyum? YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir girişi girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı, anı yaşaman lazım. İleri ileri nereye kadar ileri ileri? Gel anı da yaşa yani. He illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oralara like'la. Bütün bütün tam hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla, Twitter'a gel. Yani gidebileceğim bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla tıkla ilerle.